zaten. Jitex'ten hepinize tekrar merhabalar. Yanımda AGİ Ajans Başkanı Ertunç Erer de var. Ertunç hoş geldin. Biz de hoş geldin tabii hoş ki. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Burada yine büyük bir kalabalık ekiple IT teknoloji etkinliği deyince aklıma AGİ geliyor. Dolayısıyla burada seninle de karşılaşmak hiç sürpriz olmadı açıkçası. Extreme Networks'ün etkinliğini sen düzenliyorsun galiba. Neler gördün, nasıl standlar veya ne bileyim işte neler yapıyorsunuz burada, biraz ondan bahseder misin? Bugün burada Extreme ailesiyle beraber buradayız. Türkiye'de yaklaşık 50'nin üzerinde C-Level son kullanıcı, iş ortakları ve distribütörlerimizle beraber geldik. Geçen sene de buradaydık. Bu sene Extreme Networks üzerinde çok daha farklı deneyimlerin yaşadığı bir stand kullandık. O yüzden çok daha güzel bir akış var aslında. Genel olarak Jitex'te de geçen yıllardaki gibi çok ciddi bir kalabalık var. Farklı farklı yeni firmalar görüyoruz. Özellikle bu son birkaç senede çıkan işte yeni girişimler, bunlarla alakalı yapılmış teknolojiler, bunları da fuarda görüyor olmak bizler için güzel. Evet. Olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Sizleri de burada görmekten biz de çok şaşırmadık. çok teşekkürler. Ve gayet de güzel, sizler de deneyimlerinizi bizlerle paylaşıyorsunuzdur. Çok teşekkürler. Şimdi biraz da AGİ'den bahsedelim istersen. Hı-hı. AGİ neler yapıyor? Yalnızca bu bölge özelinde değil ama Türkiye özelinde de neler yapıyorsunuz? Hı-hı. Biraz onlardan bahseder misin? Memnuniyetle. Bizim 10. senemiz. 10 yıl oldu. Ben aynı zamanda eski bir IBM'ciyim. IBM Tech başladığımız bir serüven. Biz %95 aslında IT odaklı çalışan bir şu anda Türkiye artı Hollanda ve çok yakında da Dubai ofisimizi açarak farklı farklı lokasyonlara destek vermeye çalışıyoruz. Biz normalde kendimizi bir etkinlik ya da organizasyon ajansı değil, daha çok uçtan uca pazarlama tarafında bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Yani artık etkinlik dediğimiz konular evet kendi içinde ne kadar bir disiplini de olsa gelişen dünyayla beraber önemli olan şey bunu işte dijitalini de işin içine katıp insanlara bir kullanıcı deneyimi, bir süreç yaşatıp aynı zamanda şirket içerisinde de bunun sürdürülebilirliğini sağlıyor olmak noktasında destek vermeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman sürdürülebilirlik zaten bizim günümüzün çok ciddi konularından bir tanesi. Bizim de kendi yaptığımız normal saha operasyonları dışında özellikle IT firmalarında Türkiye'de içeride bir pazarlama departmanı bulundurmayan ya da bulundurmak istemeyen ya da bunun için geniş bir kadro açmayanlar aslında bir as a service olarak uçtan uca bütün pazarlama hizmetlerini veren bir noktadayız. Evet. Dubai'ye de bununla alakalı yakın zamanda bir girişim içindeyiz. Bunu da işte önümüzdeki günlerde açıyor olacağız. Yani dediğim gibi bizim organizasyon ve etkinlik en güçlü kasımız belki ama biz buna olabildiğince iş ortaklarımıza, çalıştığımız firmalara katma değerli hale getirebilecek, hı hı, onlara fırsat çıkartabilecek bir süreç deneyimi haline getirmeye çalıştığı noktada uçtan uca bir yönetim sağlamaya çalışıyoruz. Süper. Senin zaten hem IBM geçmişin dolayısıyla hem de şirkete ağırlıklı olarak teknoloji sektörüne odaklaman dolayısıyla burada çok ciddi bir hem bilgi birikimin oluyor hem de belki hani müşterinin ihtiyaç duyabileceği şeyleri çok daha iyi anlatabiliyorsun. Çünkü geleneksel işte etkinlik ajansları hani kitleyi tanımadığı zaman CIO, infrastructure'dan yönetici, IT director, CTO, CDO gibi bazı ufak tefek yanlış anlamalar ve yanlışlıklar olabiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada gerçekten de hani seninle beraber olduğumuz tüm etkinliklerde çok düzgün bir iş yaptığını görebiliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki burada da bir şeyin var. Yakında şirket kuruyorsun. Burada da yakında şey yapacaksın. Jitex gibi takip ettiğin başka büyük etkinlikler var mı? Belki bu yalnızca burası değil ama Amerika veya diğer yerlerde. Neler yapıyorsunuz? Biraz şöyle sorayım. Buyurun. İyi bir CIO hangi etkinlikleri takip etmeli? Ya şöyle açıkçası tabii ki artık C-level kavramı eskiden bizim hani CIO kavramının şimdi işte CISO'su, CTO'su, CIO'su vesaire çok dediğimizde çok çok kırılımlandırmaya doğru gittiği bir noktada çok fazla etkinlikler oluyor. Yani ben özellikle üreticilerin sağladığı yani bu işte isim vermeyelim ama işte büyük üreticiden işte Amerika olabilir, İspanya olabilir, Afrika olabilir bu bölgelerde yaptıkları büyük etkinliklerde genelde geleceğe yönelik öngörüleri ve teknolojileri paylaştıkları süreçler oluyor. Jitex daha çok insanların network bir araya gelmesi, işte kurumların eşleşmesine yönelik giderken üreticilerin genelde kendi etkinliklerinde daha işte future prospect, daha ileriye dönük projeleri ve işleri takip etme imkanları olduğu için
üreticilerin bütün etkinliklerini takip etmelerini öneririm. Süper. Onun dışında da kendi alanlarına göre işte Jitex gibi kendi dönemlerine göre GSMA var değil mi mesela? Onları takip edebilirler. Bizim işte Almanya'da yine işte senede birkaç kere düzenlenen sebitlerimiz var. Oraya gidebilir ama dediğim gibi burada kendi alanlarına göre birazcık daha ilginç olanları seçmeleri zaman bakımından onlar için çok daha faydalı olacaktır. Ertuğrul çok teşekkür ediyorum. Buradaki ofisin içinde tebrikler yakında çok açılacak dediğin. Umarım burada da çok katma değerli güzel işler yaparsın. Hatta biz de burada olacağız CXO Tech olarak. Beraber de belki bu işleri büyütürüz. Buralara da harika. El atmış oluruz. İyi olması biz de olur. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Zaten bütün gün beraberiz. Sizin de deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için biz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet bir videomuzda da Agi Ajans Başkanı Ertunç'u ağırladık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.